Merhaba dostlar. Bugün köy enstitülerinin yıl dönümü 17 Nisan ve aradan geçen 69 yılda hala tartıştığımız olgulardan birisi. Ne öğrendik, ne yaptık, yerine ne koyabildik daha doğrusu. Şimdi 7 Nisan tarihinde Ayna adlı köşesinden değerli öğretmenim Adnan Bin Yazar'ın bu konuyla ilgili olarak yazısını paylaşmak istiyorum sizlere. Bugüne istinaden ve bu vesileyle başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Tonguç Baba, İsmail Hakkı Tonguç, Saffet Arıkan, Mustafa Necati, Hasan Ali Yücel ve adını unuttuğumuz, emek koymuş ama kendini geride tutmuş nice öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anarken yaşayanlara da ömür ve güzellikler diliyorum. Efendim, eğitim pınarı diyor Adnan Bin Yazar hocamız makalesinin başında. Cumhuriyet aydınlanmasının en önemli kurumlarından köy enstitüleri konusunda kitaplar yazıldı. Onların arasında Mahmut Makal'ın Bizim Köyü, Fakir Baykurt'un 8 ciltlik Unutulmaz Köy Enstitüleri, Profesör Doktor Kemal Kocabaş'ın köy enstitüleriyle ilgili dizi kitapları, Profesör Doktor İsa Eşmen'in Yarım Kalan Aydınlanma Atılımı köy enstitüleri, Talip Apaydın'dan Mehmet Başaran'a, anılara, gözlemlere dayanan kitaplar konuyu aydınlatmaya yöneliktir. Onlara geçen yılda Sercan Ünsal'ın iki ciltten oluşan Bozkır'da Bir Eğitim Pınarı, Pamuk Pınar Köy Enstitüsü Barış Yayınları'ndan çıkmış 2022 tarihli geniş oyunlu kitabı katıldı diye bahsediyor Adnan hocamız. Ve şöyle devam ediyor köy enstitüleriyle ilgili olarak. 1941'de kurulup ancak 13 yıl yaşatılan köy enstitülerinin Demokrat Parti'nin iktidara gelişinden 3 yıl sonra kapatılması, başta üniversiteler bütün eğitim kurumlarını etkilemiş, üzerinden 69 yıl geçmesine karşın iyiye doğru bir gelişme olmamıştır. Oysa köy enstitüleri Sercan Ünsal'ın kitabının adında geçen suyu her mevsimde gür akan eğitim pınarıydı. Enstitüde gözünü yaratıcı sanatlarla açan bilgi donanımlı öğretmenler varlıklarıyla köylere aydınlığı yaymaya başlamıştır. Aydınlanmaktan korkan Demokrat Parti'nin yandaşı Bağnaz Köy Ağaları, onların güdümündeki muhtarlar, 3-5 duayı aktarmayı din adamlığı sayan hocalar, öğretmenlere karşı çıkmakta gecikmemiştir diyor Adnan hocamız, Adnan Bin Yazar. Onların oylarıyla ayakta kalan Demokrat Parti'nin çağ dışı adamları da enstitülerin aydınlık kapısını kör anahtarla kilitlemiştir. Pamuk Pınar. Köy enstitüleriyle ilgili onlarca kitap yazılmıştır. Onlar da genellikle bu kurumların köy çocuklarına eğitim kapılarını açtığı vurgulanır. Kimileri de köy enstitülerinin köyü kent kılacağı üzerinde durmuştur. Bir ölçüde gerçekleşmiştir bu. Ama diyor, ters yönde gerçekleşmiştir diyor Adnan Bin Yazar. Bunu da açıklıyor. Köyden kente göç başlamış, gittikleri yere gecekondu oturtanlar bir süre sonra kentin kıyılarında mahalleler oluşturmuştur. Köy boşalması kısa sürede en temel besinlerimizi bile yurt dışından getirtme durumunda bırakmış Türkiye'yi. Bu yalnız ekonomik durumumuzu sarsıntıya uğratmamış, kentleri de yaşanamaz kılmıştır. Sercan Ünsal'ın iki ciltten oluşan 1000 sayfalık kitabının köy enstitüleriyle ilgili kitaplarından ayrılan bir yanı var diyor. Ünsal kitabı bir bakıma köy enstitüsü yöneticilerine, öğretmenlerine, öğrencilerine yazdırtıyor. Kitabın yazarı Sercan Ünsal bankacı diye anlatıyor. Pamuk Pınar Köy Enstitüsü'nde öğretmen olduktan sonra Cumhuriyet Senatosu üyeliğine denk yükselen Niyazi Ünsal'ın da oğlu olduğunu ifade ediyor. Belki de babasına inancından dolayı ilgili yüzlerce kişiyle bağlantı kurup onların bilgilerini, yorumlarını değerlendirerek böyle olumlu bir kitap yazmayı başarmış diyor. Kitabın içerdiği bilgiler değerlendirilirse onun ancak eğitim enstitülerinde yüksek lisans ya da doktora çalışması yapanların işi olduğu düşünülür. Ünsal onları da aşan bir kitabın yazarıdır. Daha önce efendim Adabelen ortaklar Mustafa Özmen ve Ahmet Nuri Doğan'ın kitaplarını bahsetmiştim size. O ezbere bildiğim, ortaokulda öğrenmiştim onu. Müzik öğretmenim sağ olsunlar. Alnımızda bilgilerden bir çelenk, Nur'a doğru yol alan Türk genciyiz diye. Ve Cumhuriyet TV'de izleyeceksiniz. Ceyhun Atufkansu'nun o muhteşem şiiridir. Şefik öğretmenin hatırasıyla, onun anısından esinlenerek yazılmıştır.
dünyanın bütün çiçekleri, dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, onları getirin bana ve sonra öleceğim diyor ya. İşte gerçek öğretmenlere gelsin efendim. Saygıyla, sonsuz şükranla. Eğer köy öncüsüleri olmasaydı bugünkü eğitim sistemi, eleştirdiğimiz eğitim sisteminin E'sini bile bulamayacaktık. Kazanmak ümidiyle, onun için mücadele edenlere de sonsuz saygıyla efendim.